Kanal Urfa Haber Merkezi'nden herkese iyi akşamlar değerli izleyenler. Gününe çıkan başlıklarıyla karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerçekleşen kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunarak Türkiye'nin bu zorlu dönemi aşarak bir an önce hedeflerine ulaşması için ülkenin tüm gücünü, potansiyelini harekete geçirmenin gayreti içindeyiz dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından konuştu. Türkiye'nin ekonomisini hedef alan birçok zorlu mücadele verdiğini belirten Erdoğan şöyle konuştu. Ekonomik, sosyal, siyasi krizler sebebiyle ortaya çıkan belirsizlikler giderek artıyor. Salgın döneminde bozulan üretim ve tedarik sistemi hala düzeltilebilmiş değildir. Tam tersine Karadeniz'in kuzeyindeki savaşla birlikte üretim ve tedarik kanalları yeni tehditlerle karşı karşıya kalmıştır. Merkezinde yer aldığımız coğrafya başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında benzer tabloları görmek mümkündür. Her ne kadar ülkemizde kendi kısır ve küçük hesaplarının içinde kaybolup dünyada olup bitenleri takip edemeyecek kadar hayattan kopuk bir kesim varsa da biz tüm bu gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Yaşadığı ülkenin ve mensubu olduğu milletin felaketini siyasi çıkara tahvil etme peşinde koşanları ihtiraslarıyla baş başa bırakıyoruz. Türkiye'nin bu zorlu dönemi aşarak bir an önce hedeflerine ulaşması için ülkenin tüm gücünü, imkanlarını ve potansiyelini harekete geçirmenin gayreti içindeyiz. Hamdolsun salgın sürecinde bunu başardık. Şimdi de Ukrayna-Rusya savaşıyla yeni boyutlar kazanarak devam eden küresel krizi fırsata dönüştürecek adımları da atıyoruz. Fiyatların artışında bireysel unsurların da etkili olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü. Önce ekonomimizi çökertmek için döviz kuru ve faiz tartışmaları üzerinden başlatılan saldırıların ardından da salgın döneminin yol açtığı küresel krizin ülkemize etkileri hala sürüyor. Enerji ve gıda fiyatları başta olmak üzere küresel ekonomik dengeleri bir kez daha kökünden sarsan Rusya-Ukrayna krizinin sonuçlarını da derinden hissediyoruz. Tabii burada şu gerçeğin unutulmaması gerekiyor. Petrol, doğalgaz ve kimi madenler gibi ülkemizin küresel piyasalardan tedarik ettiği ürünlerin fiyatlarının döviz cinsinden katlanarak artmasını bizim tek başımıza önleyebilmemiz mümkün değildir. Aynı şekilde gıda sektörünün kullandığı ham maddelerin fiyatlarındaki artışlar da ithalatımıza da ve ihracatımıza da olan etkileri sebebiyle bizi yakından ilgilendiriyor. Mevsim şartlarının sebze ve meyve fiyatlarının yükselmesi üzerindeki etkisini de göz ardı edemeyiz. Allah'a şükür kendi insanımızı asla temel gıda maddelerinden mahrum bırakmayacak üretim kapasitesine ve gerçekleşmesine sahibiz. Şanlıurfa'da aralarında daha önceden husumet bulunan iki grubun silahlı kavgasında biri kadın, dört kişi yaralandı. Şanlıurfa'da aralarında daha önceden husumet bulunan iki grubun silahlı kavgasında biri kadın, dört kişi yaralandı. Kavga akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Merkez Eyyubiye ilçesine bağlı Gümüşkaşık mahallesinde yaşandı. İddiaya göre aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup Harran Kapı Caddesi üzerinde karşılaştı. Tartışan taraflar kısa sürede kavga etmeye başladı. Silahlarında kullanıldığı kavgada biri kadın, dört kişi yaralandı. Götürdüler, alabiyor gibi indirerek götürdüler. Toplamda dört mü beş yaralı? Beş tane yaralı.
5 tane. Silahlı çatışma mı yaptılar? Aynen, silahlı yaptılar. Rostgele sıkıyor. Kavga nedeniyle bölgeye çok sayıda polisle sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine giden polisler kavgaya müdahale ederken sağlık ekipleri ise yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Güvenlik şeridi çeken polisler olay yerinde inceleme başlattı. Kavga ile ilgili soruşturma devam ediyor. Bekleme geçti, hadi. Hadi abi. Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunu 102. yıl dönümü kutlamalarına katılmak üzere Burdur'dan gelen ve hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu gerekçesiyle 7 yıldır aranan uyuşturucu baronu jandarma tarafından kıskıvrak yakalandı. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanı Jandarma Suç Araştırma Timi JASAT, 7 yıldır peşinde oldukları uyuşturucu baronu İT'nin Burdur'da yaşadığını belirledi. Şahsı takibe alan ekipler Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlamalarına katılmak üzere karayoluyla kente geleceğini öğrendi. Uyuşturucu baronunu yakalamak için düğmeye basan ekipler Şanlıurfa'ya giriş yaptığı sırada düzenledikleri operasyonla şahsı yakaladı. Gözaltına alınan uyuşturucu baronunun daha önce işlediği suç nedeniyle 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasının da olduğu belirlendi. Sağlık kontrolünden geçirilen şahıs jandarma karakoluna götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak başlatılan ve bu çerçevede Şanlıurfa Valiliği Eyüpiye Kaymakamlığı himayesinde 3 gün sürecek olan bağımlılıkla mücadele çalıştayı başladı. Sağlık Bakanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak başlatılan ve bu çerçevede Şanlıurfa Valiliği Eyüpiye Kaymakamlığı himayesinde 3 gün sürecek olan bağımlılıkla mücadele çalıştayı başladı. Daha böyle kişinin işte madde bağımlılığı hakkında farkındalık kazandırılması amacıyla Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü Eyüpiye İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve adına ben olsaydım verilen çalıştayda alkol, tütün, uyuşturucu ve davranış bağımlılıklarının önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Denetim serbestlik birimimiz var. En son ona da değineceğiz. Çalıştayın açılışına Şanlıurfa Vali Yardımcısı Abdullah Abit Öztoprak, Eyüpiye Kaymakamı Kudret Kurnaz, Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Profesör Doktor Mehmet Gülüm, Ticaret Odası Başkanı Mehmet Kaya ve kurum amirleri katıldı. Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Profesör Doktor Mehmet Gülüm açılış konuşmasını yaptı. Bağımlılık niye önemli? Çünkü tüm dünyada etkili olan, gittikçe hem çeşitliliğini artıran hem sayısını artıran bir husiyet arz ediyor. Aileleri bölüyor, ülkelere zarar veriyor, ekonomilerini Allah bırakıyor, terör örgütleriyle ilgili bir husiyeti gösteriyor. Biz millet olarak bir pandemiden çıkıyoruz, pandemi sürecinden çıkıyoruz. Bütün illerinde, 81 ilinde tek bir kılavuzdan çok başarıyla bir süreç idare edildi. Bütün kurumlarıyla aslında bağımlılıklar da bir tür pandemi ilan etmiş. Bütün ülkeleri etkilemiş. Eğer önlem alınmazsa etkilemeyeceği bir fert kalmayacak, bir aile kalmayacak. Bu anlamda bütün bağımlılıklar bir pandemi içerisinde olan bir sürece benzetebiliriz. Ve bu sıklığı, dediğim gibi eğer bir önlem alınmazsa, değişik tedbirler uygulanmazsa bunun gittikçe artacağını biliyoruz. Eyüpiye Kaymakamı Kudret Kurnaz da emeği geçenleri tebrik etti. Sağlık kurulu toplantılarımıza ek olarak çok büyük bir çalışma olarak gördüğüm bu çalıştayı gerçekleştirdik. Yoğun katılımlı ve kapsamlı bir çalışmayı onların emeği sayesinde gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Gençlerimizin, çocuklarımızın olduğu günü görmek dileğiyle bu çalışmaya katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Bu organizasyonun yapılmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Halk Sağlığı Uzmanı ve Eyüpiye İlçe Sağlık Müdürü Uzman Doktor Kezban Yavuz Emik yaptığı açıklamada şöyle konuştu. Bu kapsamda 2022 yılı içerisinde
Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu'nca alınan kararlar doğrultusunda ben olsaydım temasıyla bir çalışma yapılması kararlaştırıldı. Yaşanan sorunlara karşı çözüm önerileri ortaya konularak tüm bağımlılık türlerinin her birini gençler ve kadınlar özelinde ayrıca değerlendirerek bu iki günlük çalıştay sürecinde çözüm önerileri ortaya konulacak ve neticede rapor haline getirilecektir. Çalıştay'da narko rehber Murat Alıcı, doçent doktor Dursun Çadırcı, sosyal çalışmacı Halil Yıldız, uzman psikolog Muhammed Kocaoğlu, uzman psikolojik danışman Bişar Görür, uzman psikolog Yeşimli Şahmelik tarafından sunumlar gerçekleştirildi. İsrail güçleri Filistin'in Nablus şehrine düzenledikleri saldırı sonucunda bir Filistinliyi öldürürken 20 kişiyi de yaraladı. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin bu sabah Filistin'in Batı Şeria bölgesinin kuzeyinde yer alan Nablus şehrinde düzenlediği saldırı sonucu bir Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Sağlık Bakanlığı hayatını kaybeden 34 yaşındaki Filistinli Muhammed Hasan Assaf'ın İsrail güçleri tarafından göğsünden vurulduğunu belirtti. Filistin Kızılayı'nın ambulans ve acil durum müdürü Ahmet Cibril, Nablus'un güneyindeki Beta bölgesinde 5 Filistinlinin gerçek mermiyle, 5 kişinin ise plastik mermiyle vurulduğunu açıkladı. Acil durum müdürü Cibril, bir kişinin gaz bombasıyla düzenlenen saldırı nedeniyle yaralandığını belirtirken, bir kişinin ise İsrail güçlerine ait aracın çarpması sonucu yaralandığını bildirdi. Cibril ayrıca Nablus'un doğusunda İsrail güçleriyle çıkan çatışmalarda 8 kişinin yaralandığını duyurdu. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi Nisan ayı toplantılarının birinci oturumunu Ahmet Kayten başkanlığında yaptı. Toplantıda encümen ve ihtisas komisyonları üye seçimi yapıldı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi Nisan ayı toplantılarının birinci oturumu Ahmet Kaytan başkanlığında yapıldı. Meclis üyelerinin tam katılım sağladığı Nisan ayı toplantılarının birinci oturumunda encümen ve ihtisas komisyonları üye seçimi yapıldı. Celal Şeker, Hasan Karataş, Ahmet Kenan Kayral. Yapılan seçimde encümen üyeliğine Celal Şeker, Hasan Karataş, Ahmet Kenan Kayral, Mehmet Salih Saraç, Hayati Dedeoğlu seçildi. İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyeliğine Şerif Bozkurt, Mehmet Açar, Abdülvahap Kurur, Hüseyin Çetiner, Übeyyit Kurt, Celal Akıl, İbrahim Uçar, Ruken Baran Uzun, Cebrail Temel seçildi. Parti grubu adına söz almış bulunmaktayım. İmar Komisyonu'na Sayın Şerif Bozkurt, Sayın Mehmet Açar, Sayın Abdülvahap Kurur. Plan ve Bütçe üyeliğine İsa Yılmaz, İbrahim Halil Akçan, Mehmet Erdoğan, Serdar İzol, Ahmet Haşim İnan, İsa Üçağaç, Osman Uludağ, Leyla Yavuzer ve Adil Torgu seçildi. Seçim sonrası bir açıklama yapan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Ahmet Kaytan, önceki dönem meclis komisyonlarında görev yapanlara teşekkür etti. Nisan ayı toplantımız her yıl Nisan ayında gerek encümen üyesi ve gerekse ihtisas komisyonları ile ilgili yeniden seçim yapılır. Bugün de o seçimlerimizi gerçekleştirdik. Encümen üyelerimiz, yeni encümen üyesi arkadaşlarımız Sayın Celal Şeker, Hasan Karataş, Ahmet Kenan Kayral, Mehmet Salih Saraç ve Hayati Dedeoğlu oldu. Arkadaşlarıma başarılar diliyorum. İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyeliklerine de Şerif Bozkurt, Mehmet Açar, Abdülvahap Kuruz, Hüseyin Çetiner, Übeyit Kurt, Celal Akıl, İbrahim Uçar, Rükven Baran Uzun ve Cebrail Temel arkadaşlarımız. Plan ve Bütçe Komisyonumuza da İsa Yılmaz, İbrahim Halil Akçan, Mehmet Erdoğan, Serdar İzol, Ahmet Haşim İnan, İsa Üçağaç, Osman Uludağ, Leyla Yavuzer ve Adil Turut arkadaşlarımız seçilmişlerdir. Bu arkadaşlarımıza ben yeni dönemde başarılar diliyorum.
Değerli izleyenler, Şanlıurfa'da Suriyeli ve çevre illerden gelen dilenciler adeta şehri istila etmiş durumda. Büyük bir sektör haline gelen dilencilikte her yöntem kullanılır oldu. Büyük bir sektör haline gelen dilencilikte her yöntem kullanılır oldu. Yaşıtları okula giderken onlar ailelerinin isteğiyle sokaklarda dileniyor. Küçük yaşlarda bazılarının elinde mendil, bazıları açmış avuçlarını dileniyor. Gerek şehir merkezinde gerek şehirler arası yol boyunda her kavşakta dilencilerle karşılaşmak mümkün. Işıklı kavşaklarda araçların durması halinde etrafınızı saran dilenciler ise Suriyeli. Özellikle yaşı küçük kız çocukları şehir merkezinde ağırlıklı olarak ışıklarda dilenirken yaşları daha büyük olan Suriyeli dilenciler ise yol boyundaki ışıklı kavşaklarda dileniyor. Şanlıurfa'da da dilencilerin %99.9'u Suriyeli. Adeta Suriyeliler dilenciliği Şanlıurfa'da meslek haline getirmiş. Yaşlısından gencine, kadınından çocuğuna kadar dilencilik yapıyor, her geçen günde sayıları artıyor. Kentin tertip düzenini bozuyorlar. İnsanların duygularını istismar ediyorlar. Şanlıurfa'yı dilenci istilasından kurtarmanın tek yolu, o da dilencilik yapan ailelerin tamamının güvenli bölge olarak ilan edilen, orada okul başta olmak üzere kamu kurum binaları ve alışveriş merkezlerinin yapıldığı Suriye'nin Tel Abyad ve Resulayn ilçelerine yerleştirilmesidir. Diyarbakır'dan bir haberle devam ediyoruz. Bağlar ilçesinde inşaatı devam eden bir caminin kubbesinin çökmesi sonucu 5 çalışan yaralandı. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde inşaatı devam eden bir camide çökme meydana geldi. Olay sabah saatlerinde Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi 1144. sokakta inşaatı devam eden Hacı Baki Çelik Camisi'nde meydana geldi. Hocam beton döküyordular. Evet. Ardından kaldıramadı, çöktü. Çöktü ve arkadaşlar altta kaldı, çıkardı. Çok niye kaldıramadı? Bu iskele daha önceden mi kurulmuştu? İskele daha önceden kurulmuştu. Demek ki betonu dökerken kaldıramadı, çöktü. Neyle dökmüşler betonu? Kamyonla. Evet. Kamyonla döktüler. Edinilen bilgilere göre beton mikserinin beton boşaltması sonucu basınç nedeniyle caminin kubbesinde çökme meydana geldi. Çökme sonucu 5 çalışan yaralandı. 112 komuta merkezine ihbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra kentteki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Haliliye Belediyesi bünyesindeki aşevinde hazırlanan sıcak yemekler iftar öncesi hanelere ulaştırılıyor. Aşevindeki çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Mehmet Can Polat, özellikle Ramazan ayında kapasiteyi ve sayıyı arttırdık dedi. Haliliye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'ın gönüllere dokunuyoruz anlayışıyla yıl boyunca ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmaya devam ediyor. Yıl boyu devam eden evlere sıcak yemek hizmeti Ramazan ayında ise iftar öncesi hanelere ulaştırılıyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne yapılan başvuru sonrası komisyonca belirlenen kriterlere uygun ailelere sıcak yemekleri teslim ediliyor. Aşevinde günlük olarak hazırlanan yemekler sefer taslarına doldurularak kapı kapı dağıtılıyor. Sabahın ilk ışıklarıyla yemeklerin sefer taslarına doldurulduğu aşevini ziyaret eden Belediye Başkanı Mehmet Can Polat burada çalışmaları inceledi. Ramazan ayı ile birlikte kapasitenin artırıldığını ifade eden Başkan Mehmet Can Polat, Haliliye Belediyesi'nin aşevi hizmetiyle yaklaşık 3500 vatandaşın iftar heyecanına ortak olduğunu belirtti. Vatandaşımıza her gün sıcak yemeği arkadaşlarımız hazırlayıp geceden takdim ediyorlar. Bizdeki en önemli özellik de buradaki dolu sefer taslarını evlere bırakaraktan boş sefer taslarını alıyoruz. Bu döngü yıl boyu devam ediyor. Hele ki Ramazan ayında da özel olarak arkadaşlarımız hem kapasite ve sayı arttırdık, hem aynı zamanda da çeşit anlamında da Urfa'nın yöresel damak tadına uygun burada gerek sulu yemek, gerek kuru yanlı ek pilav ve benzeri ürünler
salatası ve tatlısıyla birlikte her gün buradan aşevimiz gece gündüz uyumadan durmaksızın çalışaraktan vatandaşlarımızın hizmetinde oluyor. Halile Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü olarak çeşitli birçok gıda da dahil olmak üzere, kuru gıda dahil olmak üzere 25 bin vatandaşımızla her yıl birebir irtibat halindeyiz. Türkiye'nin doğusu soğuk hava ve kar ile mücadele ederken Şanlıurfa'da ise çocuklar süs havuzlarında yüzmenin keyfini yaşadı. Doğu Anadolu bölgesinin büyük kısmı karla mücadele ederken Türkiye'nin en sıcak illeri arasında yer alan Şanlıurfa'da hava sıcaklığı önceki haftalara göre yaklaşık 10 derece daha yükselerek 19 dereceyi buldu. Hava sıcaklığının mevsim normallerine yaklaşmasını fırsat bilen bazı vatandaşlar parklarda güneşlenirken çocuklarsa büyüklerden farklı bir yol izleyerek süs havuzlarında sıcak havanın keyfini sürdü. Hafif rüzgara rağmen yüzmekten vazgeçemeyen çocuklar havanın çok güzel olduğunu söyledi. Öte yandan Şanlıurfa'da bugün 19 dereceyi gösteren termometrelerin hafta sonu ise 10 derece daha artarak yaklaşık 30 dereceyi göstermesi bekleniyor. Bir yerde bir kar, biz burada güneş üzerine oturuyor. Çok şükür ya Rabbi. Hamdolsun. Çok şükür ya Rabbi. Burada güneş çıkmış, biz uydarmış, rahata bakıyık, iyidir. Her yerden kar var. Millet perişan, Urfa rahat edik. Biz güneşi anda uzatmışlar. Milletimiz bak, milletimiz de bak, uzatmışlar. Sosyal belediyecilik kapsamında çalışmalarını sürdüren Viranşehir Belediyesi ilçe genelinde bulunan çölyak hastalarına gıda desteğinde bulunuyor. Salih II. Başkanlığındaki Viranşehir Belediyesi sosyal belediyecilik faaliyetleri kapsamında vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Bu kapsamda özel beslenme gereksinimi duyan çölyak hastalarına gıda paketleri dağıttı. İçinde makarna, un, bisküvi, çikolata, kek, ekmek karışımı ve hamur işi gibi gluten içermeyen yiyeceklerden oluşan ve 2 ayda bir ücretsiz dağıtılan paketler Viranşehir Belediye Başkanı Salih II. Tarafından çölyak hastalarına verildi. Çölyak hastalarıyla bir aile olduklarını ifade eden Başkan II. şöyle konuştu. Evet kıymetli hemşehrilerim, bugün yine çölyak kardeşlerimize bir araya gelerek Hasan Başkanımız sağ olsun Urfa'dan buraya teşrif ettiler. Kardeşlerimize bir araya gelerek onların gıda paketlerini, koylarını teslim edeceğiz. Bizler daha önce de söylemiştik, aslında çölyak arkadaşlar bir hastalık değildir. Sadece tahıl ürünlerini, hububat ürünlerini, buğday ürünlerini tüketemiyorlar. Sadece bunu tüketmediler. Sadece bizler gibi normal birey birerdiler. Bizler de onlar için elimizden geleni yapacağız, yardımcı olacağız. Şanlıurfa Çölyak Derneği Başkanı Hasan Doğansa şu ifadelere yer verdi. Bizim şu an Viranşehir ilçemizde 150 tane çölyaklı kardeşlerimiz var. Glutensiz beslenen kardeşlerimiz var. Tabii ki Viranşehir'de belediye başkanımız, Salih Başkanımız periyodik bir şekilde glutensiz malzeme ve glutensiz paketlerimizi dağıtıyoruz inşallah 150 kişiye. Gıda paketlerine teslim alan aileler de başta belediye başkanı Salih II. Olmak üzere emeği geçenlere teşekkürlerini iletti. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şusi Genel Müdürlüğü tarafından Viranşehir ilçesinde başlatılan 330 kilometre içme suyu şebeke projesi çalışmaları devam ediyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün üzerinde önemli durduğu altyapı çalışmalarından olan içme suyu projelerinin bir yenisi de Viranşehir ilçesinde hayata geçiyor. Şanlıurfa'nın altyapı sorunlarına kalıcı çözümler üretmek adına çalışmalarını büyük bir özveriyle sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şuski Genel Müdürlüğü, Viranşehir ilçesi içme suyu şebeke projesi için 330 kilometre hat döşeme çalışmalarını aralıksız devam ediyor.
ediyor. Şanlıurfa'nın 100 yıllık altyapı sorunlarına kalıcı çözümler üretmek adına çalışmalarını büyük bir özveriyle sürdüren ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, çalışmalarını planlı ve titizlikle gerçekleştirerek vatandaşlara sağlıklı ve kesintisiz içme suyu ihtiyacı olan projeyi aralıksız sürdürüyor. Akhisar Spor'u kendi evinde 4-0'lık skorla yenen Sarı Yeşilli ekip Şanlıurfa Spor bu hafta cumartesi oynanacak Pendik Spor deplasmanına hazırlanıyor. TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 34. hafta mücadelesini 11 Nisan Stadyumunda Akhisar Spor galibiyetiyle kapatan Şanlıurfa Spor işi sıkı tutuyor. Bu hafta Pendik Spor'la karşılaşacak Şanlıurfa Spor galibiyete odaklanırken takımda moral ve motivasyonun yüksek olduğu gözlendi. Antrenör Kemal Tosun ve Kaptan Çağlar Binici gözetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen bugünkü antrenman ilk olarak ısınmayla başladı. 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından takım dar alanda çift kale maç gerçekleştirdi. Yaklaşık 2 saat süren antrenman önümüzdeki günlerde de devam edecekken Sarı Yeşilli ekibin maçı ise cumartesi günü saat 15'te Pendik Stadında oynanacak. Değerli izleyenler, ana haber bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın aynı saatte karşınızda olmak dileğiyle. Hoşça kalın.